Buradan tabii lider olarak dönmek bizim için çok büyük bir keyif. Rize Spor'u da tebrik ediyorum. 9 kişi kalmalarına rağmen çok dirençli top oynadılar. Onlara da başarılar diliyorum. Bizim için mühim olan 3 puan alıp gitmekti buradan. Biz mutluyuz. Evet. Zor bir maçtı. Çocuklarımızda yorgunluk var. Onu da hissedebiliyoruz, görüyoruz. Rize Spor'da başarılar diliyorum. İnşallah sonuçlar hepimiz için hayırlı bir sezon sonu nasip olur bize. Tamam? Teşekkür ederim. Tepkileri de görüyorsunuz bu hakem olayları. Vallahi bu tepkiler hep var yani, bitmiyor. Bitmesi için bilemiyorum yani. Ben maçı çok dikkatli seyrettim. Çok yanlış kararlar görmedim. Bir liderlik çok önemli. Ama lig çok uzun bir maraton. Bugünkü maçta da görüldü ki her maç çok çok zor. Ki Rize Spor 9 kişiyle bile direnç gösterdi. Hakkaniyetli bir maç oldu. 44 puanımız var şu anda. Fenerbahçe'nin 1, Galatasaray'ın 2 puan önünde bu maça çıkmıştık. Bir maçı var eksik. Oynayacakları maçı tamamlayacaklar. Vallahi sevinçliyiz, mutluyuz. Sonuçta liderlik önemli. İnşallah bundan sonra da bir seri yakalayabiliriz. Şimdi önümüzdeki hafta Bursa Spor'la pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm camiamızı, taraftarımızı bu maçı bizi desteklemeye bekliyoruz. Çünkü Olimpiyat Stadı'nda inşallah bu seneki ilk galibiyetimizi alacağız. Taraftarımızın önünde. O yüzden bizi son saniyeye kadar destekleyen, coşkuyla destekleyen bir taraftar topluluğunun önünde oynamak istiyoruz bu maçı. İnşallah bu sene bizim hedefimiz şampiyonluk. Hı hı. Ama şampiyonluk yalnızca kelimelerle söylemekle yetmiyor. Çok çalışmak lazım. Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi'nde hedeflerimiz doğrultusunda şu anda ilerliyoruz. Çocukları kutlarım. İyi bir maç çıkarttılar. Cüneyt Hoca da hakkaniyetli bir maç gösterdi ki daha iki tane daha penaltı verilebilir aslında bu maçta. Hatta belki 4-5 tane sarı kart görebilirdi Rize Sporlu oyuncular. Ama onları da bugün özellikle Rize Spor'u oynadığı mücadeleden dolayı tebrik ederim. Rize Spor yönetimine teşekkür ederiz. Bizleri burada çok iyi ağırladılar. Tüm camiamıza kutlu olsun. 3 puanla ayrıldık. Maçta iyi bir hakem yönetimi vardı ki dediğim gibi bizim 2 tane daha penaltı pozisyonumuz var. Maçta açıkçası o agresif tutumda olan Rize Sporlu arkadaşlarımız, dostlarımızdan birçoğu maçtan sonra aslında haksız olduklarını dile getirdiler. Görüntüleri izleyince dediğim gibi önemli bir deplasmandı bizim için. Ki diğer şampiyonluktaki rakibimiz dün akşam berabere kaldığı için bu maç daha da önemli bir boyut taşıdı. Böyle maçların psikolojisi de çok önemli. Sonuçta geriden geliyorsun, lider olma maçın. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha tempolu, daha iyi oynayacağız. Ve bu serimiz de devam edecek diye ümit ediyorum. Ama tekrar seslenmek istiyorum. Haftaya pazar günü lütfen 60 bin kişi, 60 bin taraftarımızın önünde oynayalım. Ve Olimpiyat Stadı'ndaki bu seneki şanssızlığımızı da hep beraber kıralım. Tabii lider olmak güzel ama birazcık yani kendimize çekil, düzen vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Rize'nin, ya Rize takımı iyi takım. Özellikle bu deplasmandan böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Aynı zamanda liderle oturduk. Ama dediğim gibi hatalarımız var, bunları düzeltmemiz lazım. Yani her zaman böyle şanslar gelmez. Bugün penaltıdan gol attık ama penaltı da haklı bir penaltıydı. Bir tane de benim yaptığım bir ortada açık eline çarpıyor. Belki ona da verebilirlerdi. Ama her ne olursa olsun bir mücadele vardı. Bugün sadece bunu göstermeye çalıştık. Oyun anlamında zaman zaman etkili olduk. Özellikle Rize Spor 9 kişi kalınca oyunun hakimiyeti tamamımıza geçti. O ara biraz etkili olmaya çalıştık. Güzel bir galibiyet aldık. Artık önümüzde zorlu bir Bursa Spor maçı var. Ondan önce tabii Türkiye Kupası maçımız var. Bunları hazırlanacağız. Ya öncelikle biz tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz. Oyundan fazla memnun değiliz aslında ama çok iyi bir Rize Spor takımı vardı karşımızda. İnanılmaz iyi organizelerdi. Çok zorlandık, bayağı bir zorlandık ama kazanmasını bildik. Ondan yani kazandığımız için çok mutluyuz. Ben %100 penaltı diyorum çünkü zaten o pozisyondan sonra hiçbir tane ben Rize Sporlu topçu ya da o el yapan topçunun hakeme gidip de itiraz ettiğini görmedim. Zaten oradan hemen anlaşıldı elini dokunduğunu topa.
Ya ne diyelim, %100 bir penaltıdı. Hiç tartışmaya da gerek yok. Así que hay que seguir con todo. İlk yarıda, ligin ilk yarısında olan inancımız devam ediyor. Aynı yolda devam ediyoruz. Oyun olarak da aynı istikametteyiz ama ligde oynanacak daha çok maç var. Ve bu maçları oynamadan da lig bitmeyecek. Onun için bu maçları oynamamız lazım. Como tocó y con un gol mucho mejor. Tabii güzel bir gol oldu. Gol atmak her zaman oyuncuyu bireysel olarak mutlu ediyor. Ben de bireysel olarak takıma ne kadar fazla verebilirsem saha içinde, gol olsun, asist olsun oyunumla, o kadar mutlu oluyorum. Ama önemli olan takımın oyunu, takımın birlik ve beraberliği. Biz de takım olarak bugün aldık bu puanı. Le début à la fin, l'important c'est 3 points. Zorlaştırdık, çok daha kolaylaştırabilirdik bugün. Baştan sona oldukça zorlandığımız bir maç oldu ama çok önemli bir 3 puan aldık. Önemli olan da buydu. De montrer un autre visage le prochain match. Önemli olan galibiyetti. Bir an evvel çalışmaya başlayacağız. Bugün yaptığımız hataları aza indirmeye çalışacağız ve oynayacağımız bir sonraki maça hazırlanacağız. Et puis je suis content, il reste encore beaucoup de matchs, je vais essayer d'en marquer encore quelques-uns inchallah. Çok mutluyum. Gol atmak benim için çok büyük bir zevk. Zevk elhamdülillah. Allah bana bu gücü veriyor. Daha oynayacağımız çok maç var. Umarım gol sayısını daha da yükselteceğim.